Herkese selam arkadaşlar. Bu videonun konusu ENS, Ethereum Name, Name Service. İnceleyeceğiz ve e, Ethereum e, ENS'de nasıl bir, bundan sonra nasıl bir strateji e, uygulayabiliriz, e, ona bakmaya çalışacağız. Videoya ilk kez denk gelmişsen her zamanki gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone onu, olmayı unutmazsan seviniriz. Açıklamalar e, böl, bölümünde... Telegram ve Twitter adresimiz de var. Oralara da üye olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim ENS. Ye. ENS <laughs> CoinGecko verilerine göre pardon. <laughs> CoinGecko verilerine göre ENS maksimum arzı sınırlı, güzel. Toplam arzı 100-100. Toplam ee, şimdiye kadar dolaşıma <laughs> 30 30 birim verilmiş. Yani %30'u piyasaya sürülmüş. NFT'sinin e, bakıyoruz işte Twitter cüzdan adresleri o su bu su kategorisine bakıyoruz. NFT ile yönetişim yazmışlar. Eee sorarsanız bildiğiniz pazarlamacı. Ama iyi pazarlamacı yani. Çünkü hani kanunen şey alırsın ya e, devletten, belediyeden veya bir kurumdan kanunen tek satıcı sensindir. E bunlar da Ethereum'un Ethereum'daki e, isim haklarını bur buradan satıyorlar bir işi var yani gayet güzel bana sorarsanız İşi de güzel bu son e, hamlesi de şeyden kaynaklandı e, kayıtlı DNS adresi olanlar otomatikman e, ENS'den efendime söyleyeyim Ethereum'la ilgili isim alabilme hakkı kolayca alabilme durumu ortaya çıktığı için herhalde o yüzden attılar bilmiyorum sonuçta piyasa yükseldi ENS aşağıda kalmıştı e, ENS'de bana sorarsan teknik olarak Aldılar yani ona, ona da sıra geldi para dolanıyor çünkü buralarda arkadaşlar belli bir para var oradan oraya dolandığı için Buraya da bir uğrayalım demiş Uğradılar buraya da zaten e, 24 24 Kasım'da Pardon 24 Aralık'ta 200 günlüğün üzerinde 20 23 Aralık'ta da 50 günlüğün üzerinde kapanışı gördükten sonra zaten Yani bu stratejiye göre Buradan alınması gerekiyordu arkadaşlar Fiyat da çok güzelmiş yani 9 dolardan 9 dolardan ENS'yi Alma imkanı sana sunmuş buradaki kırılımdan sonra e, Oradan buraya da yüzde 180 e, Allah bin bereket versin Parası kazandırmış e, Nereden aldığımızı biliyoruz da nereden satacağız onu hiç bilmiyoruz muhabbeti var yani, hani ENS nereye gider? şimdi havalarda uçuşuyordur çünkü ENS'nin önü çok açık. Efendime söyleyeyim ENS şöyle gider böyle gider 500 dolara kadar yolu var falan böyle büyük ihtimalle uçuşuyordur. E, uçan kaçan arkadaşlar çok çünkü piyasada. Piyasa biraz, biraz yukarı yaptığı zaman abartılı abartılı hedefler. Piyasa birazcık aşağı doğru yaptığı zaman da aşağı doğru, doğru abartılı hedefler verilir benim videolarımı diğerlerini de vaktin olsa izlersen görürsün ki hedef falan yok arkadaşlar bizde gittiği yere kadar takip ediyoruz öyle bir hedef koyup da ondan sonra kendine o hedefi empoze edip oraya kadar bekleme diye bir şey yok arkadaşlar bir tek hedefim var mesela benim uzun vadeli yatırım konusunda girdiğim enstrümanlarda eski zirvelerini görmeden vermem diyorum 3 kuruşa mal almışım e bedavaya almışım ya. Bedavaya aldım malı da e, e, izin verin de ben eski zirvesini bekleyeyim. Benim için hiç önemi yok yani. Dursun. Dursun. Dursun yani. Gitmezse de dursun odundayız. Enes'deki son durum şimdi sen eğer e, ENS'yi buradan almamışsan buralardan almamışsan tamam gelip de burada sana ENS güzellemesi yapıyorlarsa Enes'i alayım mı? Buradan daha da gider mi? Gibisinden e, efendime söyleyeyim duyguları kapılıyorsan onu sana orada güzelleme yapanlara sor. Ben sana buradan Enes'i al diyemem yani bu kadar basit yani buradan alamamışsan ben kendi adıma söyleyeyim. Ben ENS'yi buradan alamamışsam ki ENS ile ilgilenen bir arkadaşınız değilim. Buradan alamamışsam burada mangal gibi yürek lazım ENS. ENS'e gidecek diyorlar, öyle gidiyorlar, böyle gidecekmiş. E gitsin abi yani bana ne. Giderse gider yani buradan sonra. Ama buradan alamamışsam buradan almam zor. Peki hareketli ortalamalarla ilgili stratejimiz şu anda nedir? ENS e tekrar döner de en azından 50 günlüğün altında kapanış yapar da tekrar 50 günlüğün üzerinde bir kapanış yaparsa veya 50 günlüğün üzerinde 2-3 50 günlük kanalın üstünde altında birkaç kapanış yaparsa en üste yaptığı kapanışı tepe olarak kabul edip onu geçmesini beklersin. Hareketli ortalama stratejisini uyguluyorsan veya 200 günlüğün altına tekrar atabilir mi diye beklersin. E, kontrol edersin ara sıra 200 günlüğün altına attığında. Oradan tekrar fiyat 200 günlüğün üzerinde kapanış yaptığında enes'i seviyorsan e, tekrar girebilirsin. Projeye aşık falan olmayın arkadaşlar. Sonuçta bu isim satıyor tamam mı? Bu zaten... Yani çok kolay çözümleri var arkadaşlar. Yani sen şimdi e, Ethereum bir isim ismin olması ne cazibesi var yani ben kendi ismimi efendime söyleyeyim Ethereum koysam ne olur koymasam ne olur benim için hiçbir önemi yok ben hani bunu önemseyen isminin her yerde olmasını isteyen kendini bu konuda özel hissedeceğini düşünen arkadaşlar olabilir saygı duyuyorum ama fedesin barkodla yapıyorsun bütün işleri yani e-mail adresiyle yapıyorsun. E-mail adresini gönderiyorsun. Bir tane de e kod geliyor. İşi bitiriyorsun arkadaşlar yani. Yani benim için bir cazibesi yok. Yani projenin e, hisse senedi olsa böyle bu durumlarda şey diyoruz. Yani altından altın madeni mi çıktı? Hayır. ENS buradayken de aynı işi yapıyordu. Bak buradayken de aynı işi yapıyordu. Buradayken de buradayken de aynı işi yapıyor. Yani ENS'de böyle seni heyecanlandıracak ne olabilir bilmiyorum vallahi. NFT yazmışlar mesela e, şeyine. Bilmiyorum NFT işi ne, ne şekilde giriyor. Bu isimleri herhalde NFT olarak tutuyor belki oradan dolayı. Yani Cristiano Ronaldo burada isim alır da onun NFT'si falan ne bileyim. Benim için cazip bir enstrüman değil uzun vadeli. E, bilmiyorum sadece hareketli ortalama takip edelim ama başka bir şey daha var. Güzel bir şey ENS'de. ENS Sınırlı arz olması zaten çok iyi. Gördüğünüz gibi şu kanalın içinde bir maliyet oluşumu ortaya çıkmış ENS'de. İki tane maliyet bölgesi var. 15 dolar. Bir de aşağıda 8-9 dolar civarlarında bir maliyet bölgesi oluşmuş. Maliyet bölgesinin anlamı arkadaşlar buralarda mal toplanmış. Veya buralarda insanlar ağırlıklı işlem yapmış. Tamam mı? Yani ENS'de eğer almak istiyorsan teknik açıdan orayı kırdı buraya kırar oradan döner buradan döner muhabbetine şimdi gireceğim merak etme. <laughs> 15 dolar makul fiyat gözüküyor. Yani şu anda ENS yarın öbür gün e, döner de bu kanalın içine girip de 15 dolarlara gelirse e, makul bir yatırım bölgesi olarak duruyor. Bak yatırım diyorum alsat demiyorum. Alsatla alakası yok ENS'in. Alsat yaptığımız bir sürü enstrüman var. ENS onlardan biri değil. Yani ENS'de trade yapmanın bir manası yok. Uzun vadeli eğer burada bir gelecek görüyorsan 15 dolar seviyesi ilk alım bölgesi olarak uygun gibi gözüküyor. Kendi adıma söylüyorum. Seni etkilemek için kesinlikle söylemiyorum. %50 aşağısı da hemen hemen yine alttaki 8 dolar 9 dolar civarına denk gelen bir, bir önceki maliyet sevi seviyesine denk geliyor. Yani ENS'de ben kendi adıma eğer bir taktiksel ve uzun vadeli yatırım yapacaksam çünkü kafayı kaldırması ve şuradaki e, kanalın üzerine atması e, bir şeylerin göstergesi önümüzdeki günler açısından dediğim gibi ben yatırım yapacaksam 15 dolardan alımımı yaparım e, 8-9 dolara da bir tane daha alım koyarım sigorta açısından e, o da mı geldi zaman içinde geldi geldi gelmedi fark etmez yani yatırımcı her zaman söylüyorum fiyatın kendine gelmesini bekler. Fiyatın peşinden koşmaz. Yani ben enesi burada demişlerdi almadım. Evet hadi buradan alayım bak kaçırdım gidiyor demişlerdi bana. Böyle bir şey yok. Bu iki bölgeden alırım. Daha altına düşerse de enesi almam bir daha. Yani bu iki bölgede ben de maliyetimi yaparım. Çünkü burası bir, bir buçuk seneyi geçmiş bir maliyet bölgesi gözüküyor ENS'de şu bölge kanalın içi. E ben de herkesin herkes bu kadere razı şu anda. Ben de herkesin kaderine ortak olmak bağında bu iki bölgeden alım alım gelirse gelirse fiyat tabii gelirse bu iki bölgeden uzun vadeli yatırım ENS'de tabii ki yapabilirim. Sonuçta arzı sınırlı bir de bir işi var yani. bir, yani hiçbir iş yapmayan çöpün çöpü shitcoin'lerin peşinden koşuyoruz. E bunun bir işi var bari. Yani bir şey pazarlıyor arkadaşlar yani. isim pazarlıyor. Alan adı pazarlıyor diyelim. İsim, isim demeyelim. Durum bu günlük grafikte baktık. Kanal kanal içindeki kanal içine tekrar dönersek güzeldir. E, orası da zaten şimdi 50 günlükte de oralara denk gelecek. Ya da 50 günlük stratejisi veya 200 günlük stratejisi uygulayabilirsin. Peki haftalık kırılım var mı yok mu ona bakalım. Evet haftalıkta durum ne? Haftalıkta her şey normal arkadaşlar. Yani şu anda ENS'de haftalıkta gördüğün gibi ee, ama güvenilir değil işte. Bak görüyor musun? Burada fake vermiş. Yani şu kırılımı yapmış, şuradaki kırılımı yapmış. Özür dilerim. Şuradaki kırılımı yapmış haftalık kapanış. Buradaki burada bir e, dip yapmış, haftalık kapanış gibi. Ondan sonra bir ön, devam etmiş. Aa dur ya bir dakika, özür dilerim var. Yok doğru fake yapmış. E, ondan sonra devam etmiş yoluna gelmiş e, şu kapanışın altında. Bir kapanış yapmış ucu ucuna bir de yani en en e, insanı sinir eden kapanışlar bunlar işte ucu ucuna. Ondan sonra gelmiş tekrar 973 seviyesinin üzerinde haftalık kapanışı yaptıktan sonra yoluna devam ediyor. Bundan sonra NSE'de senaryo ben de yapayım. Herkes senaryo seviyor. Ben de senaryo yazayım. E, NSE'de ne beklersin? E, bu hafta işte şöyle bir kapanış beklersin. Tamam mı? Ondan sonra bir tane şöyle bir kapanış beklersin. Sonra eğer bir önceki kapanışın altına altında bir kapanış gelirse ee, short'a short döner piyasa. Yani ENS'yi buradan almışsan buradan çıkman gerekiyor anlamına gelir. E ama ondan sonra tekrar döner. Bu şurada yaptığı ee, kapanış tepe, tepe, tepe kapanışın üzerinde bir kapanış yaparsa haydi ENS tekrar yoluna devam ediyor. Duygusuna Kapılabilirsin. Yani stratejik olarak öyle bir kendine senaryo çizebilirsin. Takip et. Tahmin etmeye çalışma. Şu anda bir haftalık olarak bir problem yok. Günlük olarak bakalım bir problem var mı? Ee, günlük olarak da bir dakika daha şöyle şuradan bakalım. Özür dilerim. Günlük olarak da arkadaşlar buradaki kırılımdan sonra günlükteki kırılım daha iyi çalışmış bu arada şeyde haftalıkta. Şu şu bölgede. Evet günlükteki kırılımda daha iyi para kazanmışın şu son hamlede. Evet günlük günlük kırılım daha iyi çalışıyor gibi gözüküyor. Ee, onda da kaç şurası 23 10 seviyesinin altında bir günlük kapanış görürsen orada birazcık kaçma pozisyonu olabilir. Kaç tane stratejiden bahsettim ama. Günlük kırılım, haftalık kırılım, 50 günlük ortalama, 200 günlük ortalama, bir de uzun vadeli yatırım için ee, mal toplama seviyelerinden bahsettim. Yani maliyet bölgelerini gösterdim sana. E, onun haricinde de başka bir şey demiyorum. Kısa vadeli 5 dakikalık, 15 dakikalık ben alıp satıyorum MNS'de diyorsan, o senin bileceğin iş. E, ona biz karışmıyoruz. Uçuyoruz, kaçıyoruz diyorlar. Onlar e, şeyde e, başka başka yerde. Biz değiliz. Gerçekçi bakmaya çalışıyoruz, çalışıyoruz. ENS e dediğim seviyeleri dikkate alırsan e, ve para kazanırsan senden kaynaklanıyor. Kaybedersen de senden kaynaklanıyor. E, sonuçta güzel bir prim yapmış yalnız. Yani değerlendiren arkadaşları tabii ki. Tebrik ediyoruz. Umarım 2024 senesi hepimizin için çok çok güzel, karlı, e, mutlu bir yıl olur arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. E, en son bir şey daha söyleyeyim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Onun haricinde bu Paribu cüzdanında şu anda bir numarada. Paribu cüzdanının elindeki 5 e, numaralı cüzdanın en çok elinde olan enstrüman. Tamam mı Enes? Paribu cüzdanı arada bir güzel... Tutturuyor arkadaşlar yani Tabii takip etmek lazım devamlı zor işler ee, Sıralı alım gördüğün zaman sıralı alımlar gördüğün zaman teknik olarak gelip inceleyebilirsin Kırılım ararsın Bazen tutturuyor ama Her zaman değil Mesela iki gündür deli gibi satış yapıyor Cüzdan yani Ne ne elinde ne var ne yoksa Nakite çeviriyor Durum bundan ibaret Kendine iyi bak. Sağlıcakla kal.